Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Esen Sultan Bugün sizlerle Ajanda 2030'a gideceğiz. Ajanda 2030'dan bahsedeceğiz. Çünkü Dünya Ekonomi Forumunda Ajanda 2030'un bir maddesi var ki çok önemli olanlardan ve şu anda belki de konuşmamız gereken konuların en önemli maddelerinden bir tanesi. Ama önce maddeleri şöyle bir hatırlayalım ve sonra üstünde o konunun duralım. 2030 misyon ve hedef hatırlayın ki Time dergisi ne yapıyor? Time dergisi zamanı geriye sayıyor ve zamanı geriye saymaya devam ediyor. Ve zaman zaman biliyoruz ki bunların bütün e, dergi kapaklarını hepimiz konuşuyoruz ve anlatıyoruz. Ama bunların çoğunun çıkış noktası dünya ekonomi formunda yer alan 2030 hedef ve misyon tek dünya hükümeti tek dünya nakitsiz para birimi yani sanal paralar bitcoin tek dünya merkez bankası tek dünya ordusu ulusal egemenliğin sonu tüm özel mülkiyetin sonu aile biriminin sonu nüfus azalması nüfus artışının önlenmesi ve bunu zorunlu aşılarla yapılması çoklu aşılar. Evrensel kemer sıkma, satın alma, seyahat, izleme ve kontrol için mikroçipli toplum. Hatta evrensel e, kemer sıkma deyince aklıma şu anda bütün dünyada birçok ülkenin ekonomik kriz yaşaması aklıma geliyor. Mikroçipli toplum tek dünya sosyal kredi sisteminin uygulanması yani Çin'de şu anda biliyorsunuz ki sosyal kredi sistemi uzun zamandır uygulanıyor. Türkiye'de de bir merkez bununla alakalı seçildi ve Çin'de uygulanan bu yöntem Biliyorsunuz ki insanlar iyi insan ve kötü insan olarak puanlanıyorlar ve puanı iyi olanlar çocuklarını istediği okula gönderebiliyor, ona göre seyahat edebiliyor, ona göre lokantaya gidebiliyorlar, ona göre otel seçebiliyorlar ve başlarının üstünde gezen dronelar, yüz okuma sistemi gibi birçok sistem kullanılıyor. Çin'de sosyal kredi sistemiyle alakalı olarak oturabileceğiniz evi bile sosyal kredi sistemiyle seçebiliyorsunuz. Çin'de Çin, çünkü Çin zaten komünizmle yönetiliyor ama orada puanınız iyiyse eğer yaşama hakkına sahipken puanınız kötü ise eğer hiçbir şeye sahip ve hiçbir hakka doğrudur sahip olamıyorsunuz. Türkiye'de bununla alakalı seçilen bir merkez var. Trilyonlarca cihaz 5G izleme sistemine nesnelerin internetine bağlanacak. Yani nesnelerin interneti Meta verse ve aynı zamanda insanlığı da artık yavaş yavaş kontrol etme. Gereksiz hava yolculuğunun kısıtlanması, insanların şehirlere yoğunlaştırılması ki insanların şehirlere yoğunlaştırılması aslında biraz da bu akıllı şehirlerle yapılacak. 2020 yılında da Türkiye'de e, 2020 yılında biz evdeyken akıllı şehir imzası atıldığında belirtmek isterim. Sulamanın sonu, sulamanın sonuyla da alakalı 2020 COP biliyorsunuz ki yapılacak zirve ve o döneme kadar bazı şeylerin bu anlamda bitiyor olması hayvanların karbon salınımı çok fazla yaptığı En fazla insan yapıyorlar ama orada istedikleri sonuca ulaşamadıkları için hayvanlar burada devreye giriyor ve dönüştürülebilir enerji. Yani COP 2026'ya doğru giderken sulamanın da sonunu getirmeye hatta orada eğer bu sonuç alınamazsa 2030 ajandasında yer alacağı. Şu anda da mesela Türkiye'de de yer altı suların bitmeye başladığı söyleniyor ki 10 yıllık bir süreç içinde su savaşları en çok beklediğimiz krizlerden bir tanesi ama e, küresel ısınmaya bizi ikna etmeye çalışırken aslında meseleler daha yok küresel soğumaydı. Özel çiftçilerin ve otlatma hayvanlarının sonu işte en önemli konuşacağımız madde bugün bu. Müstakil evlerin sonu her ne kadar müstakil evlerin sonunu ben şöyle bağlıyorum. Özellikle Elon Musk ve Gates, Windows'un sahibi Türkiye'ye gelip e, çok fazla arazi alıyorlar ve mülkiyetsizleştirme kendileri ediniyorlar. Bizi metaverse'e bağlamaya çalışıyorlar ama ben Türk insanının belli bir yerden sonra buna müsaade etmeyeceğini özellikle de bu hayvanlarda yaşanan krizlerden sonra tarım arazilerine yaşanan ve ekonomik kriz sebebiyle yavaş yavaş ben her ne kadar akıllı şehirlerin imzası atılsa dahi İleride hatta çok yakın bir gelecekte insanların artık köylerine olabilenin ya da alabilenin köylere dönüş yapacağını ve kendisinin bir şeyleri yetiştireceğini düşünüyorum. Kendi hayvanını da kendi yetiştirecek, kendi tarımını da kendi yapacak e, zamanı da aslında baktığımız zaman kültürel olarak hatta Atatürk'ün bir sözü vardır köylüler köylü şehirlinin efendisidir diye belki hepimiz zamanla geriye dönüş bu anlamda yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Ve özel çiftçiliğin ve otlatma hayvanlarının sonu dediğimizde işte şu anda özellikle yaşadığımız bir durum var biliyorsunuz Ankara'da birçok Koyun telef edildi bunun da sebebi çiçek hastalığı sebebiyle ve oturdum inceledim çiçek hastalığı nedir, ne zaman yapılması gerekir, koyun ne kadar gebelik süreci yaşar diye ki biz virüsler çıktığı zaman da neredeyse tıp okuyacak e, nacizane düzeye geliyoruz. Çünkü mRNA nedir, DNA nedir bakıyoruz, işlevi nedir, dünyada bu şekilde aşılarla bitmiş bir pandemi var mı diye bakıyoruz. Yüzyıl öncesine gidiyoruz, yüzyıl önceki virüsleri inceliyoruz ve bu virüsün karışımı nedir? SARS-MERS karışımları içinde başka ne olabilir? Bu aşıların içinde ne var gibi inceleme yaptığımızdan bazen hakikaten birçok bilgiye de edinebiliyoruz. Şimdi de mesela çiçek hastalığı, veba ve mavi dil e, hayvanlarda görülen en çok hastalıklarından biri ve zamanında mesela Gates ne, ne demişti? Çiçek hastalığı tekrardan görülebilir diye söylerken biz belki bunu insanlar üzerinden düşünüyormuş gibi gelsek bile hayvanlar üzerinden görülmeye başlandığını ve hayvanların çiçek hastalığı aşısı sebebiyle telef edildiğini görüyoruz. Çünkü 21 haftalık süren koyun ya da keçi gebeliğinde belirli dönemlerde bu aşıların yapılmaması gerektiği hatta doğumdan sonra da bir ay içinde bu aşının yapılmaması gerektiği ve niçin bu hayvanlar ne zaman aşılandı hangi dönem ki bu telef edilen hayvanlar bir de hamile hayvanlar ve özellikle derinin risk olan tarafında yapılması gerektiği, dozunun çok önemli olduğu benim elinde bilgiler. Yani yapay et süreci ve çiftliklerde hayvanların sonu özellikle bakanımızın söylediği bu yaz e, kurban kesecek hayvan da bulamayabiliriz demesi bizim yapay et sürecine acaba daha yakın mı e, içine giriyoruz diye düşünmeden edemiyoruz. Çünkü e, COP 2026'da yani e, küresel iklim krizi toplantısına giderken dönüştürülebilir enerjiye doğru giderken iklim krizine yetiştirilmeye ve e, o 2030 ajandası time'ın geriye sayması derken birçok ülkede yapay etin raflarda olması diye konuşurken bizim için önemli mevzu ise Kurban Bayramı. Belki bu sene yine bir şekilde atlatırız diye düşünüyorum ama seneye ne yapacağız? Seneye hakikaten belki hepimiz kendimiz mi yetiştireceğiz? Nereden bulacağız, yetiştireceğiz ki bu veba aşısı özellikle hayvanlarda görülen veba çiçek aşısı ve mavi dil yani bu üçünün de aşısı var ama belirli dönemlerde özellikle çiçek aşısı sonbahar döneminde yapılması gereken bir aşı ve özellikle hamileliğin de son 6 haftasında yapılmaması gerektiği benim edindiğim bilgilerden bir tanesiydi. Ama Ankara'da oldukça fazla koyun. Şu anda telef edilmiş. Gaziantep'te de aynı şekilde telef edilmişti. Yani bir şey yine yaklaşıyorum diye söylüyor. O yüzden çok akıllı yine çiftçilerimizin belki de çok dikkat etmesi gereken bir dönemdeyiz. Bizleri de belki korkutmak için hayvanlarda görülen hastalıklar sebebiyle hem telef etmek hem de kafamızda bir şüphe oluşturmak için bazı haberler ve birçok sübnümilal mesajla karşılaşabiliriz. Ee, yine akılcı ve iyi düşünmek gerekiyor ama onların ne kadar planı varsa her daim dediğimiz gibi onlar ne zaman e, ne kadar isterlerse zamanı geriye sayarlarsa saysınlar onlar kendilerine hedef koyarlarsa koysunlar tabii ki Allah'ın da bir hedefi ve Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır diyoruz. Hiç belli olmaz ne zaman neyin, ne, ne olacak ama akıllı olmakta ve bu bazen bize dışarıdan verilmeye çalışan bilgilere iyi tartıp e, ya da ne oluyoru bilmeye çalışmakta fayda var. Çünkü yapay et gerçekten geliyorum diyor. Hatta bununla bir yıl önce yazdığım web sitemde bir yazı vardı. O da ileride ünlülerin kanından elde edilecek yapay etler. Düşünün. Senize bazı insanlar Justin Bieber'ın, Lady Gaga'nın ya da çok sevdiğiniz başka bir ünlünün etini yiyebilecek hale belki de gelinebilecek. Bir yıl önce ben bunu yazarken bile acaba çok mu uçtum diye düşünürken çünkü yapay et süreci hep olan bir süreçti. Beklenen bir süreçti ve şimdi o süreç çok daha fazla yaklaşıyor. Bakalım bundan sonra hayvanlarda mavi dil hastalığı görülür mü? Veba, çiçek gibi hastalıklar görülürse bilin ki e, bu hiç de göründüğü gibi değil. Hiç de anlatıldığı gibi değil. Ve bu Dünya Ekonomi Formunda Ajanda 30'un, 2030'un bir parçasıdır demektir. Özel mülkiyetsizleştirme çabası belki de hepimiz köylerimize geri döneceğiz gibi mi geliyor. Hatta Atatürk'ün bir sözü vardır. Çok iyi bilirsiniz. Köylü, şehirlinin efendisidir diye. Ee, hiç belli olmaz. Hepimizin arzusudur diye düşünüyorum. Kendi tarımımızı kendimiz yapmak. Kendi hayvanımızı kendimiz yetiştirmek. Ve bu e, hastalıklar o Bill Gates'in söylediği ama bizim e, insanlarda beklediğimiz şimdi ise çiçek aşısı sebebiyle telef edilen koyunlar, keçiler. Mevlam neylerse güzel eyler diyorum. Onların bir planı varsa... Rabbimin muhakkak bir planı vardır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.